Tekrar herkese merhaba. Ben Vahap Sönmez. Bugün sizlere Creo 4.0 ve 5.0'la birlikte gelen yenilikleri uygulamalı olarak anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bir sunum üzerinden genel olarak bahsetmek istiyorum. Yeniliklere baktığımızda kurulum ve uninstall işlemlerinde yeniliklerimiz var. Arayüzle ilgili, temel fonksiyonlarla ilgili, saç metalle ilgili, teknik resimle ilgili, montaj ve mekanizmalarla ilgili, import ve exportla ilgili ve augmented reality dediğimiz konularla ilgili yeniliklerimiz mevcut. Bunlar herkesin sahip olacağı yenilikler. Bunun dışında tabii modüler bazlı yenilikler de var. Örneğin kalıpla gelen yenilikler var. Borulama, kablolama ile gelen yenilikler var. Analizle ilgili gelen yenilikler var. Birçok yenilik mevcut. Ama benim burada bugün bahsedeceğim konular Creo'nun tasarım paketine sahip olan herkesin kullanabileceği özellikler. Biraz daha temel özelliklere ağırlık vermek istedim. Şimdi kurulum sırasında application feature'lara daha detaylı olarak müdahale edebiliyoruz. Yani kurmak istemiyorsak model çeki buradan seçip kaldırabiliyoruz. Geçmiş versiyonlarda ise o zorunlu olarak kuruluyordu. Daha modüler yapıya müdahale edilebilir bir şekilde çalışmaya imkan sağlıyor. Bunun dışında artık silent uninstall dediğimiz bir uninstall işlemi var. Herhangi bir application'ı kaldırmaya çalıştığınızda size soruyor. Tümünü birlikte kaldırmak istiyor musunuz? Yani bununla ilişkili diğer çözümleri de kaldırmak istiyorsanız uninstall all demeniz yeterli. Bu sayede daha pratik bir uninstall işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Baktığımız zaman arayüzle ilgili gelen yenilikler var. Render moduyla ve görüntüleme ile ilgili gelen yenilikler var. Çalışma mantığında gelen yenilikler var. Mini toolbar'da gelen yenilikler var. Full screen modda çalışma gibi yenilikler var. Bunları uygulamalı olarak da anlatacağım. Onun haricinde core functionality dediğimiz yeniliklerimiz var. Örneğin isim verirken gibi Türkçe karakterleri, Ç gibi Türkçe karakterleri artık kullanabiliyoruz isim verme işleminde. Bunun haricinde multi-section dediğimiz bir özellik var. Yani siz ister tek bir section içerisinde, isterseniz de birden fazla section içerisinde iki boyutlu geometrilerinizi oluşturuyorsunuz. Daha sonra Sketch Region moduna geçerek istediğiniz alan veya alanları ayrı ayrı veya birlikte kullanabiliyorsunuz. Bununla ilgili yeniliklerimiz var. Draft'la ilgili gelen yenilikler var. Extrude'la ilgili grup oluşturma, aynalama gibi konular var. 3D Annotation'la ilgili gelen yenilikler var. Volume, Sweep gibi yeni araçlarımız var. Tamamı burada yer almıyor. Uygulamalarda biraz daha bunlardan detaylı olarak bahsedeceğim. Yeniliklerimiz bulunuyor. Uygulamalarda daha net göreceğiz bunları. Onun dışında saç metal modellemede gelen yeniliklerimiz var. Corner'la ilgili. İşte et kalınlığı eşit olmayan geometrilerde dönüştürme, onu saç metale dönüştürme ile ilgili gelen yenilikler var. Twist wall'la ilgili gelen yeniliklerimiz var. Corner'la ilgili. Ve en önemlilerinden biri de flexible modeling yeteneklerinin sheet metal ortamında kullanılabilmesiyle ilgili gelen yeniliklerimiz var. Bunları da yine uygulamalı olarak göreceğiz. Teknik resimde gelen yeniliklerimiz var. İşte model bez ölçülendirme, geometrik tolerans tanımlama gibi işlemleri gerçekleştirdikten sonra bunların otomatik bir şekilde teknik resime alınabilmesiyle ilgili workflow'larla ilgili yenilikler mevcut. Bunun haricinde ister 2 boyutta ister 3 boyutta annotation'lar, dimension'lar, notlarla ilgili düzenlemeler artık üst tarafta görmüş olduğunuz gibi
manager yapısı değil de Ribbon menüdeki dashboard yapısıyla düzenlenebilir hale getirildi. Bunları göreceğiz. Buradan nasıl pratik bir şekilde kullanabiliyoruz, onları detaylı olarak göreceğiz. Bunun haricinde işte teknik resime JPEG, PNG gibi görselleri ekleme ile ilgili bir yeniliğimiz var. Object. Modellerin replace edilmesiyle ilgili gelen bir yeniliğimiz var. Bunları detaylı olarak göreceğiz. Montajla ilgili gelen yeniliklere baktığımızda işte istediğiniz seviyeden yapıya, işte parçaya mı, alt montaja mı ulaşmak istiyorsunuz? Bununla ilgili seçim yenilikleri mevcut. Mini toolbarlar burada devreye giriyor. Hide, unhide ile ilgili yeni araçlarımız var. Seçtiğimiz zaman dinamik olarak model ağacında seçilmiş olan komponentin anlık olarak gösterilmesiyle ilgili gelen yenilikler var. Merge, cut gibi konularda gelen yeniliklerimiz mevcut. Montaj ortamında mekanizmaların korunarak aynalanmasıyla ilgili gelen yeniliklerimiz var. Montaj ortamında malzeme atamayla ilgili gelen yeniliklerimiz mevcut ve seçimle ilgili gelen yeniliklerimiz bulunmakta. Bunları da yine uygulamalı olarak anlatacağız. Bir yandan soruları da sesimi duyabiliyor olmanız lazım Bülent Bey. Hoparlörünüzü açmanız lazım. Devam edelim. Import-Export'ta AP242 formatı desteği geliyor. Bu bize ne sağlıyor? Sadece geometri değil, ölçülerin, geometrik toleransların, notların da paylaşılabilmesiyle ilgili kolaylıklar sağlıyor. Aynı şekilde almaya da imkan sağlıyor. Bunun dışında import-export işlemlerinde daha detaylı profiller oluşturup her formata göre profillerin tanımlanması ve kullanılması mümkün. Daha pratik çalışmaya imkan sağlanıyor. Bunun dışında Notification Center'la sizin için önemli olan konuları daha belirgin hale getirme, daha önemsiz olanları ise ignore etme ile ilgili yenilikler var. Bu sayede görmek istediğiniz detaylara daha hakim olabiliyorsunuz. Bunları da bahsedeceğiz. Augmented Reality dediğimiz bir özelliğimiz geliyor. Bu özelliğimizde modelinizi oluşturduktan sonra Augmented Reality ortamına geliyorsunuz. Bir target oluşturuyorsunuz. Bunu publish ediyorsunuz. Publish oluşturduktan sonra bir link oluyor. O linki paylaştığınız zaman Pokemon Go'daki gibi telefonunuzdan baktığınızda karşınızda ürününüz gözüküyor. Örneğin masanızın üzerinde oluşturmuş olduğunuz ürünü rahatlıkla görüntüleyebilir, içerisinde gezinebilir, büyütüp küçültebilir, döndürebilirsiniz. Bu işlemleri rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Gelen yenilikler sadece bu kadar değil. Temel fonksiyonların içerisinde de gelen birçok yenilik var ama vakitimize sığacak şekilde ve fonksiyonel açıdan da size fayda sağlayacağını düşündüğüm konulara öncelik vermeye çalıştım. Sözel kısmımız burada tamamlanıyor. Şimdi uygulama kısmına geçeceğim. Herhangi bir sorusu olan varsa cevaplamak isterim.
Radüslerle ilgili corner pardon cordial round diye bir özellik geliyor. Daha kontrollü radüsler atabiliyoruz. Radyus ölçülendirmeleri ile ilgili yenilikler var. Radyus ile ilgili de evet burada bahsetmedim ama bazı yeniliklerimiz mevcut. Şimdi bu görmüş olduğumuz arayüz Creo parametrik 5.0'a ait olan arayüzümüz help kısmına gelip about Creo parametrik dediğimiz zaman ekranımıza şu şekilde bir pencere geliyor. Bu pencereden versiyonumuzu görebiliyoruz. 5.0.1 burada gördüğünüz üzere. Şu an en güncel versiyonumuz bu. Yakın bir zamanda 5.0.2 piyasaya çıkacaktır. O çıktığı zaman da yine kullanımımıza sunulacaktır. Gördüğünüz gibi şasi diye bir isim verilmiş örnek modelimiz var. Yani Türkçe karakterleri destekleyecek şekilde isim verebiliyoruz. Şöyle aç dediğimizde açabiliyoruz. Bunun haricinde basit bir model üzerinden gelen yeniliklerden bahsetmek istiyorum. File Option dediğinizde System Appearance'a geldiğimizde geçmişte sadece System Color'a müdahale edebiliyorduk. Yani işte arka renk siyah olsun, çalışma renklerim, geometrilerimin renkleri şunlar olsun şeklinde düzenlemeler yapabiliyordunuz. Artık interface'e de müdahale edebiliyorsunuz. Yani şuradaki pencere renklerine. Default'u gri'dir. Light dediğinizde beyaza döner. Veya buradan dark diyerek oranın da siyah renklerde tanımlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu müdahaleleri gerçekleştirmek mümkün. Bunları colors kısmından export ettiğinizde o şekilde kalacaktır. Gelen yeniliklerden bir diğeri de keyboard shortcuts. Geçmişte bildiğiniz üzere map key'lerle klavyeden kontroller sağlayabiliyorduk. Artık keyboard shortcutlarla klavyelere her türlü komutu atayabiliyoruz. Filter comments kısmına örneğin geliyorum extrude diyorum. Extrude'a bir kısa yol atamak istediğimde onu seçiyorum ve shortcut kısmına gelip Ctrl E'ye bastığımda bunu algılamasını sağlıyorum. Bu şekilde kendi kısa yolunuzu oluşturuyorsunuz. Export ettikten sonra şurada export var. Bunu kaydedebilirsiniz. Bu arayüzü. Artık Ctrl E'ye bastığınızda extrude komutu çalışacaktır. Gelen yeniliklerden biri de direkt seçim yaptığınızda mini toolbarların açılması. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Buradan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Diğer bir yenilik de full screen modda çalışabilme. Sol alt köşeye baktığınız zaman full screen moda geçebilirsiniz. Bunun kısa yolu da F11'dir. F11'e bastığınızda şu şekilde kısa yola geçiş sağlayabiliyorsunuz. Buradaki amaç kullanıcının daha az mouse hareketi ve kli ile işlemlerini gerçekleştirebilmesini sağlamak. Klavyeden neyi tanımlamıştık? Ctrl E. Ctrl E'ye basıyorum. Extrude komutuna geldim. Front düzlemini seçtim. Gördüğünüz gibi işlemimi gerçekleştirdim. Sağ tuşluyorum. Burada araçlarım var ve burası yine gelen yeniliklerden bir tanesi tamamen özelleştirilebiliyor. Örneğin geliyorum customize diyorum. Buradan palet diyorum. Paleti tutup atıyorum istediğim yere, ister yukarıya ister aşağıya. Artık sağ tuşa bastığımda bakın paletim buraya gelmiş oluyor. Yani burayı kendinize göre özelleştiriyorsunuz. Bu da size özel bir araç olmasını sağlıyor. Şimdi ben buradan geliyorum. Center Rectangle'ımı klikliyorum. Diğer yeniliklerden bir tanesi de çizgi kalınlıklarının yönetilebilmesi. F11'e basayım. Şu şekilde File deyip
Options'a gelirsem bu çizgi kalınlıklarının nereden yönetildiğini göstereceğim şimdi. Sketcher'a geldik. Sketcher'da Line Thickness var. Burada 1 ila 3 arasında verebilirsiniz. Ben 2.5'ü tercih ettim. Burada sadece görsel amaçlı bu kalınlık. Daha anlaşılır çalışmayı sağlıyor. Tekrar F11'e bastığımda full screen moda geçiyorum. Full screen moda geçtiğinizde her seferinde F11'e basmanıza gerek yok. Mouse'unuzu yukarıya taşıdığınızda buradan ribbon menüye ulaşabilirsiniz. Model ağacının olduğu yere mouse'unuzu götürdüğünüzde de Model Tree'ye buradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Daha sonra bildiğiniz şekilde ölçülendirmemizi tamamlıyoruz. Değerimizi girip Enter'a basıyoruz. Çift klikleyip önce değerimize. İşimiz bittikten sonra sağ tuş OK diyorum. İşlemimi gerçekleştiriyorum. Diğer yeniliklerden bir tanesi de sağ tuş Site 2 dediğimizde sadece pozitif yönde işlemimizi gerçekleştirebiliyorduk. Artık negatif yöne de işlemimizi yapmamız mümkün. Bu sayede iki tarafı da yönetebiliyoruz. Hem artı hem eksi yönünde. Yani sketch'imizin başlangıç referansını offsetlemiş oluyoruz. Şimdi 20'ye diğer tarafa da 30 yapalım. Şu şekilde bir çizimi yapıyorum ve sağ tuş ve orta tuşa basıyorum. İki kere işlemimi tamamlamış oluyorum. Full screen moddan çıktım. Diğer yeniliklerden bir tanesi de ölçülendirmede artık toleransları yönetebiliyoruz. Mesela ben 300 demiştim. 300 ölçüsünü seçtiğimde bakın Dimension tabı açılıyor. Ve ben buradan gelip tolerans değeri girebiliyorum. İşte plus minus olsun diyorum. Bunları yönetebiliyoruz. İsterseniz başka bir ölçü seçelim. Yine buradan bu da simetrik ölçülendirme olsun. Bu tip ölçülendirmeleri gerçekleştirebiliyoruz. Annotate tabına geldiğinizde buradan çalışma düzleminizi belirleyebilirsiniz. Show Annotation'dan modelinize kliklediğinizde ölçülendirmeleri şu şekilde görüntüleyebilirsiniz. Hepsini göster dedim. OK dedim. Sonrasında bunların konumlarını yönetebiliyoruz. Gelen yeniliklerden bir diğeri de Datum Feature referans düzlemimizi şu şekilde seçtim. Orta tuşa bastım. Gördüğünüz gibi hızlı ve pratik bir şekilde referans düzlemimi tanımladım. Diğeri de geometrik tolerans tanımlama iş akışı. Oldukça kolay. Geometrik toleransa geliyorum. Vermek istediğim düzlemi seçiyorum. Orta tuşa bastım. Nasıl bir geometrik tolerans tanımlayacağım? Buradan geliyorum. Paralellik. Hangi düzleme paralel olacak? A düzlemine paralel olacak. Buradan da tolerans değerini tanımlamam yeterli. A düzlemine şu kadar değerde paralellik toleransı tanımlamış oluyorum. Bu sayede hızlı ve pratik bir şekilde işlemimi gerçekleştiriyorum. Daha sonrasında bunu teknik resime alıyorum. Ben burada Map Key'yi kullandım. Gördüğünüz gibi teknik resime de isterseniz ölçülendirmelerinizi otomatik bir şekilde alıp çalışabilirsiniz. Burada tolerans değerleri direkt otomatik olarak geldi gördüğünüz gibi. Yani siz model bazlı bir teknik ölçülendirme yaparsanız teknik resime de bu yansıyacaktır. Hızlı ve pratik bir şekilde. Annotate tabına gelip Show Model Annotation'dan geometrik toleransları göster diyebilirsiniz. Düzlemleri göster, referans düzlemi göster diyebilirsiniz. İşlemlerinizi bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Burada ölçüye kliklediğinizde 3 boyutta olduğu gibi dimension'lar yine ribbon menülerle geliyor. Buradan istediğiniz kontrolleri sağlayabilirsiniz.
İşte yine tolerans tipini değiştirmek gibi. Display ayarlarını buradan yönetmek gibi çeşitli seçenekler mevcut. Buradan gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra bahsettiğimiz yeniliklerden birini daha göstermek istiyorum. Object'e kliklediğinizde işlemi gerçekleştiriyorduk. Bu değişti artık. Object yerine image ile bunu gerçekleştiriyoruz. Import'a klikliyoruz. Önceden object'i kullanıyorduk. Artık import'u kullanıyorsunuz. Buradan istediğiniz görseli, mesela burada bir plaka var. O plakayı buraya şu şekilde direkt çağırabiliyorsunuz. Yerleşimini sağlayabiliyorsunuz. Ölçeklendirmesini yapabiliyorsunuz. Bu işlemleri hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Burada isterseniz transparanlığını da ayarlayabilirsiniz, döndürebilirsiniz gibi çeşitli işlemleri yapma imkanına sahip oluyorsunuz. İstediğiniz zaman da image altından remove deyip silebilirsiniz. Diğer gelen yeniliklerden bir tanesi de replace model seçeneğiydi. Buradan modelimizi seçip open diyelim. Tools altından Family Table oluştur diyelim. Ölçülerimi seçiyorum. Buradan Enter'a basıp yeni değerler giriyorum. 200 olsun, şurası 40 olsun. Alt satıra geçiyorum. Şurası 210 olsun. Burası 50 olsun. Verify ediyorum. OK diyorum. Teknik resime geldiğimde artık Replace Model diyorum. Görünüşü seçiyorum. Hangi görünüşlerde değişecek? Buradan alternatifleri göster diyorum. Diğerini seçiyorum. OK dedim. OK dedim. Bakın modelim ona göre değişti. Kendisini güncelledi. 30 değeri 50 oldu. Burası da 300 oldu. Hızlı ve pratik bir şekilde değiştirmiş olduk. Bu Replace aracı da işimizi bu anlamda oldukça kolaylaştırıyor. Bu videoya daha sonra bizim YouTube kanalımız var, Creo.tr. Oradan ulaşabilirsiniz. Siz de abone olursanız gelen güncel videoları da orada görüp kullanabilirsiniz. Orada da yüzün üzerinde videomuz bulunmakta. Bu şekilde rahatlıkla kullanabiliyoruz. Yine gelen yeniliklerle devam edelim buradan. Mesela geldim, şuradaki düzlemimi seçiyorum. Extrude'a klikledim. Kısa yolla da çalışabilirdim. Center Rectangle dedim. Hiçbir şeye basmadan mouse'umu hareket ettirerek geometrileri referans olarak alabiliyorum. Şu merkezi yakaladım. Buradan çizimimi yapıyorum. OK diyorum. Mesela simetrik olarak şu görseller de yenilendi. Kendisine daha net anlaşılabilir şekle getirildi. Buradan remove material yapıyorum. Diğer bir yeniliğimiz de mesela şu düzlemi seçtik. Ctrl-E'ye bastık. Extrude'a geldik. Fakat nereden bakarsak bakalım, Section Orientation'ın Flip Sketching Plane'ini mesela değiştirebilirsiniz. Nereden bakarsanız bakın, gördüğünüz gibi arada kalıyor çalışacağımız yer. Gelen yenilik sayesinde burada Clip Model seçeneği var. Çalışma düzleminizden size doğru olan geometriyi anlık olarak kesiyor. Siz de daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yine gelelim şuradan Circle'ı seçiyorum. Geometrimi seçiyorum. Şuradan tanjantını yakalatıyorum. OK diyorum. Daha sonra Shift ile şuradaki referansa kadar yapmasını sağlıyorum. Diğer bir yenilik de
view ortamında çalışabilme. Önceden bu modda çalışamıyorduk. Artık tasarım yapmak istediğinizde herhangi bir komuta girmek için buradan seçiminizi yapmanız yeterli. Mesela paletten kendi oluşturduğumuz shape'leri de kullanabilirsiniz. Standartları da kullanabilirsiniz. Buradan ölçeğini ayarlayalım. Bakın, perspektif modda işlemimizi gerçekleştirebiliyoruz. Şekilde çalışmak mümkün. İstediğiniz zaman tekrar klasik çalışma moduna dönüş sağlayabiliriz. Evet. Diğer yeniliklerden bir tanesi de parçanız buradayken direkt gelip sağ tuşa basıyorsunuz. Edit Material diyorsunuz. Yeni bir kütüphanesi var. Burada seramik ve camlar için kompozit malzemeler var. Rubber var. Ferrous metaller var. Gibi çeşitli malzemeler var. Buradan istediğinizi seçiyorsunuz. Ön izleme imkanı var. Buradan ön izlemesini yapıyorsunuz. Çift klikledikten sonra buraya geliyor. İsterseniz assign edebilirsiniz. Yani birden fazla malzemeyi de buraya assign etmek mümkün. Bu şekilde malzemelerinizi tanımlamaya imkan sağlıyor. Teknik resime izometrik veya trimetrik görünüşleri alabiliyoruz. Geçmişte olduğu gibi. Bu çalışma moduyla alakalı. Bu perspektif view 3 boyutlu çalışma ortamında kullanabileceğiniz bir özellik. Teknik resim için geçerli olan bir şey değil. Bu 3 boyut için geçerli. Bu şekilde de malzemelerimizi tanımlayabiliyoruz daha hızlı ve pratik bir şekilde. Evet. Gelen diğer bir yeniliğimiz de Sketch Region dediğimiz bir özelliğimiz var demiştik. Multi Section. Mesela geliyorum bu şekilde. Yapmanız gereken sağ alt köşede modu değiştirmek. Sketch Region'a geçiyorsunuz. Bakın burada çeşitli çizimler var. İsterseniz böyle gelip o alanı seçebilirsiniz. Veya şöyle mouse'unuza basılı tutarak alanın neresinin seçilmesini istiyorsanız oraları seçebilirsiniz. İptal etmek için de kontrole basılı tutarak iptal etmek istediğiniz alanları seçebilirsiniz. Daha sonra Extrude dediğimizde işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Değerine girip Enter'a basıp OK diyoruz. Aynı işlemi Revolve için de kullanabilirsiniz. Şuradaki alanımızı seçiyorum. Revolve diyorum. Şu eksene göre Revolve işlemini gerçekleştir dedim. Bakın burada birçok skeçimiz var. Ben sadece şu alanı seçmek istediğimi belirtiyorum. Seçtikten sonra mini toolbar'ım, yeni gelen mini toolbar'ımla veya keyboard shortcut'la da bunu gerçekleştirmek mümkün. Ctrl E'ye basmanız yeterli. Seçtikten sonra buradan Next Surface'e kadar git diyorum. İşlemi gerçekleştirebiliyor. Sağ tuşa bas çeklerle geçişleri sağlayabiliyoruz. Şu aradaki yapıyı seçiyorum. Daireden tutup Shift'e basılı tutarak şuradaki edge'e kadar bu işlemi gerçekleştirmesini sağlıyorum. Sağ tuşa bas çeklerle skeçimi seçtikten sonra Revolve diyorum. Şu eksen etrafında kesme işlemini gerçekleştir diyorum. Bakın aynı skeç içerisinde de olabilir. Burada istediğiniz alanı seçebiliyorsunuz. Şu alanı kullanacağım diyorum. Extrude diyorum. Ters yönde Remove Material'la istediğim yere kadar bu işlemi gerçekleştiriyorum. Çok daha hızlı ve pratik bir şekilde skeçlerimizi, multi section'ı yani birden fazla section alanını bu şekilde yönetebiliyoruz. Artık Sketch Region moduna geçerek daha hızlı ve pratik çalışmanız mümkün. Extrude ile ilgili bir yenilikten bahsetmiştim. İçerisinde bir özellik daha var. Onu da göstermek istiyorum. Bu da
Sketch'imizi seçtikten sonra extrude diyorum. Daireden tutup şuradaki yüzeye yapıştırıyorum. Yeni gelen özelliğimiz sağ tuş Site 2 diyorduk. Artık negatif yönde de yapabiliyoruz demiştik. Şimdi şu offset kısmını da yönetebiliyoruz. Options'dan bu seçtiğim yere direkt referans olarak gelmesine ek olarak buradan offsetleyebiliyoruz. Yani daha geride bitir aynı formla veya daha ileriye uzat aynı formla deme imkanına sahip oluyoruz bu sayede. Bu da yine Extrude'un içerisinde gelen özelliklerden biri. Diğer bir özelliğimiz de diyelim ki şöyle bir geometriniz var. Yan taraflara draft vermeniz gerekiyor. Bir import geometri de olabilir bu. Normal şartlarda ne yapılır? Şu roundlar temizlenir ve draft daha sonrasında verilir. Artık o işleme gerek kalmadan kontrole basılı tutarak draft vermek istediğiniz yüzeyleri seçebilirsiniz. Ardından draft komutuna gelip referansınızı belirleyebilirsiniz. Burada çalışma modu var. Seçtiğimiz yerler sadece draft'a dahil olsun diye. Şu şekilde açımızı ayarlayabiliyoruz. Bakın kendisi roundları direkt algıladı ve roundları kaldırmadan hızlı ve pratik bir şekilde draftımızın uygulanmasına imkan verdi. Ve daha sonra aynalamayı tekrar yap dediğimizde tümünü hızlı ve pratik bir şekilde draftlı olacak şekilde aynaladı. Draft ile ilgili bir yeniliğimiz daha var. Yan yüzeyi seçiyorum. Shift'e basılı tutarak alttaki ve üstteki ayırma referanslarını seçtikten sonra draft komutuna geliyorum. Draft'ı yapması için şuradaki düzlemi referans olarak belirledim. Gördüğünüz gibi draft'ı gerçekleştirdi. Fakat şurada terste kalan açılar var. Bunun için Options'a geliyorum. Exclude Area with Draft dediğinizde oraları ters açıda kalmayacak şekilde uygulamaya çalışıyor. Şu şekilde işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Evet. Volume Helical Sweep var. Bu da yeni gelen araçlarımızdan bir tanesi. Şu eksen etrafında şu katının helical bir yolu takip etmesi sonucunda nasıl bir geometri oluşacak onu direkt katıya yansıtacağız. Bu revolve'u geliyorum, suppress ediyorum. Şuradaki sketch'imi unhide ediyorum. Bakın burada artık seçenekler var. Buradan unhide'ımı gerçekleştirmiş oldum. Yeni aracımız sweep'in altında volume helical sweep diye geçiyor. Referans altından define diyerek tab düzlemini seçiyorum. Orta tuşa bastım. Daha sonra datum grubundan center line'la bu eksen etrafında döneceğini söylüyorum. Line'la da yolumu belirliyorum nereye kadar gidecekse. Burada yolumu belirlemiş oldum. Şimdi OK dedim. Section'dan Creator Edit Section'dan geliyorum. Project Loop'la şu geometriyi OK deyip bakın şu şekilde buraya uygulamasını sağlıyorum. Yolu görmek istersek şöyle
şöyle bir helical yol takip ettiğini görüyoruz. Geometrimizi görüyoruz. Çizdiğimiz geometri bu eksende önce kendisi dönüyor. Daha sonra da şu yolu takip ederek kesme işlemini gerçekleştiriyor. Bunu istediğimiz konuma getirip nasıl temas ediyormuş onu görmemiz de mümkün. Hacme göre oluşturduğu geometri ve onun kat edilmesini bu şekilde rahatlıkla görebiliyoruz. Bu da yeni gelen araçlarımızdan birisi. Diğer bir yeteneğimiz de point'e göre hole'ün ekseninin kontrolü. Geçmişte de point'i oluşturduğumuzda hole dediğimizde point'i seçiyorduk. Çapımızı 0.3 olarak ayarladım mesela. Point'imiz yüzeyin normaline göre eksenini belirliyordu. Artık placement altında hole orientation var. Buradan istediğiniz eksenle paralel olacak şekilde eksenini ayarlayabiliyorsunuz. Boyunu bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Shape kısmında da top clearance var. Top clearance'a kliklediğinizde şekilde kesilip kesilmeyeceğini uç kısmının belirleyebilir ve yönetebilirsiniz. Bu da yine gelen yenilikler arasında. Mid plane modelimizi oluşturduk. Dışarıdan veya dışarıdan bir geometri geldi. İki referans arasında düzlem atma ihtiyacınız var diyelim. Datum grubunda plane var. Birinci yüzeyimi seçtim. Kontrol ikinci yüzeyimi seçtim. İkisinin tam ortasına plane'imizi atmış oldu. Veya geldim buradaki yüzeyi seçtim. Buradaki yüzeyi seçtim. İkisinin ortasına bakın burada mid plane yazıyor. Orta noktasına plane atma işlemini hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştiriyor. Group ve mirror işlemleri artık çok daha pratik. Geldiniz diyelim ki extrude 1'i seçtiniz, kontrol 3, extrude 3'ü seçtiniz. Bu ikisinin grup olmasını istiyorsunuz. Buradan grup oluştur diyorsunuz. Geçmişte bunları edit etmek biraz zordu. Şimdi extrude 12 mesela tuttum, sürükledim, içerisine dahil edildi. Grubumu seçtiğimde onun da bu grubun içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Çıkartmak istiyorsanız da tutup sürükleyip aşağıya çekmeniz yeterli. Bakın gruptan o çıkartılmış oldu. Aynalama için de benzer bir şey geçerli. Grubu seçtik. Mirror dedik. Front düzlemini seçtik. Okey dedik. Aynalamayı yaptık. Fakat daha sonra denildi ki Extrude 12'de bunun içerisine dahil olsun. Hemen geliyorsunuz Edit Definition diyorsunuz. Yeni gelen Replay Mirror'ı kliklemeniz yeterli. Kontrole basılı tutarak Extrude 12'yi de bakın seçtim. Buradan ekleme veya çıkartmayı çok pratik bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Aynalamaya dahil edilip edilmeyeceğine bu şekilde karar verebiliyoruz. Mirror ve grup yetenekleri de bu şekilde eklenmiş oldu. Point pattern'de gelen bir yeniliğimiz var. Burada geometrinizi oluşturduğunuz diyelim. Pattern dediniz. Buradan point diyorsunuz. Hangi point yapısını kullanacaksanız onu seçebilirsiniz. Bu şekilde uygula diyebiliyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Gelen yeniliğimiz şu. Alternatif origin kullan diyorsunuz. Mesela başka bir origin kullan diyorsunuz. O mesafeyi hesaplıyor. Ve ona göre alternatif orijine göre bakın şurada seçtim. Aradaki farkı buluyor ve diğer patternlarında o kadar yer değiştirmesini sağlıyor. Aradaki mesafeyi hesaplayıp ona göre alternatif orijine göre patternı gerçekleştirebiliyor.
Şimdi notlara bakalım. Şu şekilde annotation grubunda dimension dediğimizde direkt mesela çapla ilgili bir ölçülendirme yapacağız diyelim. Dimension dedim. Çalışma düzleminden kaynaklı olarak şimdi farklı yerden verdi. Bunun için hemen mesela write düzlemini seçmeniz yeterli. Write'a göre çalışacağım diyorum. Şimdi dimension'a geldiğimde bakın seçtiğimde gördüğünüz gibi çap olarak ölçüyü vermemi sağlıyor. Buradan isterseniz yarı çap, yarı veya çap olarak şu şekilde değişimi sağlayabiliyorsunuz. Açısal olarak ölçünün verilmesini sağlayabiliyorsunuz. Veya arc uzunluğu olarak ölçülendirmeyi yapabiliyorsunuz. Burada önemli olan çalışma düzleminizi belirlemek. Sonrasında da istediğiniz şekilde ölçülendirmenizi gerçekleştirebilirsiniz. Kaynak özelliğimizde önceden yüzey veya ışık olarak görebiliyorduk. Filled Welt'e geldim. Şu birinci yüzeyim dedim. Sağ tuş. Şurası da Site 2 dedim. Buradan da kalınlığı verdim. Gelen yeni özelliğimiz Options altında Solid olarak bunu göster diyebiliyoruz. Buradan isterseniz metot kaynağı olsun. Gösterim şekli bu şekilde olsun. Mesafesi bu olsun. Adeti bu olsun gibi değerleri girdikten sonra OK dediğinizde katı olarak bunu görebilirsiniz. Buna ek olarak da buradan Simulate'e geçerseniz analiz paketiniz varsa elinizde Refine Model altından Welt Detect'ten gelip arattırabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi buraya ayrı bir malzemeye sahip olacak şekilde Welt Feature'ları da tanımlayıp analizi daha sağlıklı gerçekleştirebilirsiniz. Sheetmetal'e import işlemi yaparken bu arada artık concrete datalarını da açabiliyoruz. Doğrudan ekstra bir işlem yapmanıza gerek kalmadan direkt açabilme imkanına sahibiz. Buradan template kullanıp kullanmayacağını, parametreleri çekip çekmeyeceğini ayarlayabilirsiniz. OK dedikten sonra modelimizi açtık diyelim. Şuradan View Normal deyip şu yüzeyi seçtim. Normalini ayarladım. Bakın burada et kalınlığıyla ilgili sıkıntılar var. Normalde saç metalde et kalınlığımız ve radius yapılarımızın kontrollü ve düzgün olması gerekmekte. Fakat burada bunlar düzenli yapılmamış. Operation kısmına geliyoruz. Convert Sheet Metal diyoruz. Drawing Surface dediğimizde bizden referans yüzeyimizi istiyor. Fakat şuraların eşit olmadığını görüyoruz. Buradan Include Surface diyerek daha sonra kontrole basılı tutarak ilk seçmiş olduğumuz referans yüzeyin et kalınlığına diğerlerinin de eşit olacak şekilde dahil edilmesini sağlıyoruz. Buradan isterseniz et kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Devam ediyorum mesela. Şuradaki yüzeyler. Şu şekilde. Mesela burayı dahil etmedim. Burayı dahil ettim. Burada tamamen sizde kontrol edilebiliyor. Şurayı da dahil edelim. Seçimlere göre geometride değişim sağlanıyor. Burada flexible modeling yetenekleri burada kullanılabilir demiştik. Flexible altından recognize form var. Mesela diyorum ki burası form. Üst yüzeyi bu. Shift'e basılı tutarak. Shift'e basılı tutarak da alt yüzeyini seçiyorum. Ve bunun bir form olduğunu tanıtmış oldum. Sonra da geliyorum. Aynı şekilde recognize form diyorum. Şurası yüzey. Ayırma yüzeyi. Bura ve diğeri de burası deyip burayı da bir form olarak tanıttım. Artık burada
ön izlemeye geldiğimizde açılımını alabiliyoruz. Bu şekilde açılım halini görebiliyoruz. Buradan create instance diyerek family table altına kaydedebildiğiniz gibi artık create representation diyerek replere de kaydedebiliyorsunuz. Yani bu modelin view manager'dan master rep'i bu şekilde bükümlüyken diğer rep'inde bunun açık halini görebiliyorsunuz. Yani family table'lar olmadan da artık açılımlar alınabilir. Bunları teknik resimlerde kullanabilirsiniz. Bu da yine gelen yenilikler arasında. Corner'la ilgili bir yeniliğimiz var. Flange Wall'a geldiniz diyelim. Şuradaki Edge'i seçtiniz. Shift'e basılı tutarak üst yüzeyi seçtiniz. Hepsini tek bir seferde döndü. Şurada Corner yönetimiyle ilgili gelen yeniliğimiz var. Edge Treatment'a gelip Shift'e basılı tutarak en üsttekini veya alttakini seçiyorum. Ve burayı yöneteceğim. Close Corner dediğimizde düz olarak birleştirmesini sağlıyoruz. Açıklığı kapatıyor. Şuradan da ön izlemesine bakarsanız köşeleri şöyle bir radyal olarak birleştirdiğini görebiliriz. Twist wall diye bir duvarımız vardı sheet metalde. Bunun kullanımı oldukça pratik hale getirildi. Twist wall diyorum. Edge'i seçiyorum. Buradan tutup çeviriyorum. Mesafesini ayarlıyorum. Buradan istersem uç kısmına farklı bir genişlik verebiliyorum. OK dedikten sonra istersen buradan açılımını da görebiliyorum. Oldukça pratik. Tabii dıştan dışa ölçüleri de burada görmek mümkün. Başka bir datamızı açalım. Flexible modelin yeteneklerinden biri de bunu sheet metal'e çevirmemiz lazım tabii. Operation'dan convert sheet metal deyip drawing surface diyorum. Buraya geldikten sonra flexible modelin altında edit corner relief var. Şuranın corner'ını yönet diyebilirsiniz. Buradan çeşitli seçenekler var. Square olsun, rectangular olsun, normal olsun gibi seçenekler var. Buradan isterseniz ölçülerine müdahale edebilirsiniz. OK dedikten sonra şuradan unbend diyebiliriz mesela. Tekrardan müdahale etmek isterseniz, ister model ağacından, isterseniz de tekrar yine aynı aracı kullanarak şuraya müdahale etmek istiyorum diyebilirsiniz. Buradan mesela Rotate Origin var. Buradan Rotate'ini çevirebilirsiniz, offset edebilirsiniz. Bu köşeleri de artık daha esnek, pratik bir şekilde yönetmeniz mümkün. Diyelim ki böyle bir duvarınız var. Flat wall'la geldiniz. Buraya duvar açtınız. Burada 0'a 0 geçiyor. Buradan relief'ten mesela şuraya obrant oluştur dedik. Bakın obrant oluşturduğu için burayı direkt kesti attı. Burada true all yerine to next deyip buradan şuraya kadar kesmesini sağlayabilirsiniz veya blind diyerek buradan değer girebilirsiniz. Daha kısa, daha uzun olabilir. Elle değer girebilirsiniz. Burayı tamamen siz yönetebilirsiniz. Import edilmiş bir sheet metal dosyanız var diyelim. Buradan direkt flexible modeling'e gelebilirsiniz. Ve burada işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bunun açılımı için bilmeniz gereken şeylerden bir tanesi bu
relief yapılarının doğru tanımlanmış olması ve punchların da punch olarak bildirilmesi gerekiyor. Sheet metal ortamına geçtikten sonra. Buradan formu tanı diyoruz. Şu birinci referans, yüzey, şu aşağısı tanıttım. Bunu birlikte de yapabilirsiniz. Ben şu an ayrı ayrı yapıyorum. Diğerini de tanıttık. Son olarak da kalmasını istediğimiz yüzey. Birinci sınır, ikinci sınır diyorum ve burayı da tanıttım. Artık bunun açılımını görebiliriz. Bakın dıştan dışa ölçüleri bu, açılımı bu şeklinde çalışmanız mümkün. Sadece taşıma değil, mesela geldik Flexible Modeling'de buradan Edit Corner dedik. Şurayı seçtik. Nasıl olacak? Open dedim mesela. Geldim corner. Burayı da seçtim. Burada open. İsterseniz uç noktaları da birleştirebilirsiniz. Daha sonrasında da mesela duvarımı pull wall diyerek şöyle seçtikten sonra uzatabilirsiniz. Kısaltabilirsiniz. Bu istediğiniz şekilde müdahale etmenize imkan sağlayacak. Edit Band'e gelirseniz şuradaki radyüsü, açıyı değiştirmeniz mümkün. Mesela 2'ye düşürüyorum. Açısını 78 yapıyorum. Bu şekilde değişiklikler yapabiliyorsunuz. Mesela yine Flexible Modeling araçlarından şuradaki yüzeyleri tutup kontrol ile seçtikten sonra Move diyorum. Şuradaki Age'i seçiyorum. Eğer direkt seçerseniz Free olarak çeker. Bakın direkt buradan işlemi gerçekleştirdim. Veya geliyorum buradan toplu seçim araçlarında iç yüzeyi seç diyorum. Move et diyorum. Şuradaki Age'e göre şu kadar mesafe, şuradaki Age'e göre bir referans seçmeyi unutmuyorsunuz. Yüzey veya Age olabilir. Hızlı ve pratik bir şekilde işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Seçiyorum, Remove diyorum. Kontrollü şurayı da seçtiğimde bakın silme işlemlerini de hızlı ve pratik bir şekilde yapıyoruz. En sonunda da açılımına kadar ilerleyebiliyoruz hızlı ve pratik bir şekilde. Creo ile birlikte render modunda da yeniliklerimiz var. Burada çalışma ortamımızı Shading with Reflection olarak değiştiriyorum. Artık KeyShot'ın motorunu kullanıyoruz. Ve daha gerçekçi kütüphaneler ve görseller ve çalışma imkanına sahip oluyoruz. Kütüphanemize nereden ulaşıyoruz? Appearance altında Library'den geliyorum mesela. Burada Misc altında Fabric var. Buradan hasırı seçiyorum. Bakın şu şekilde uygula dediğimde gerçekçi bir görünüşle çalışma imkanına sahip oluyorum. Veya geliyorum Appearance'dan buradan metaller diyorum. Stil diyorum. Şuradaki stili buraya atıyorum. Bakın gerçekçi bir şekilde çalışmanız mümkün. Buradan File seviyesinden de bunu JPEG, PNG gibi formatlarda kaydedebiliyorsunuz. Artık tüm Creo'lar içerisinde bu şekilde render modunda çalışmak mümkün. Normal moda geçmek için Shading with Edge diyorsunuz. Atadığınız tanımlamalar duruyor ama real time modundan çıkmış oluyor. Bunun haricinde şöyle bir güzellik var. Mesela ben şuradaki mekanizmanın alt montajına ulaşmak istiyorum. Böyle seçtikten sonra mini toolbarımız otomatik olarak geliyor. Burada özelleştirilebiliyor. Buradan bakın yüzey, yüzeyin bağlı olduğu unsur, unsurun kullanıldığı parça, parçanın bulunduğu montaj. Buradan montaja kadar gittim. Open dedim. Bakın montajımızı açmış olduk. Bu şekilde hızlı ve pratik bir şekilde datamıza ulaşabiliyoruz istediğimiz seviyede. Onun haricinde klikleriniz diyelim, parça direkt buradan bulunduğu yerde gösteriliyor. Eğer bir alt montajdaysa expand ediliyor ve buradan eş zamanlı olarak bakın gördüğünüz gibi görüntülenmesi sağlanıyor. Burada seçimle ilgili gelen yeniliğimiz var. Mesela yukarıdan aşağıya doğru seçtiğinizde seçim içerisinde kalan geometriler seçiliyor. Diğerini yaptığınızda ise aşağıdan yukarıya doğru temas eden tüm geometriler dahil edilmiş oluyor. Seçtikten sonra sağ tuşta mesela bunları gizle veya sadece bunları göster veya
tümünü bunun haricindeki tümünü göster gibi seçenekler var. Show only dedim, bakın sadece bunu gösterdi. Bunu seçtim, sağ tuştan onun haricindekileri gösterdi. Şuradan view modundan, statüsten, reset status derseniz eski halinize de geri dönebiliyorsunuz. Buradan parçayı seçip sağ tuş edit material diyerek malzeme tanımlamasını yine buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani direkt open yapmanıza gerek kalmadan model ağacından bu işlemleri rahatlıkla gerçekleştirebiliyorsunuz. Hızlı ve pratik bir şekilde. File Options altına geldiğinizde Data Exchange'den buradan istediğiniz profilleri oluşturup kullanabilirsiniz. Aynı şekilde Notification Center'dan da buradan nelerin uyarı olarak verilmesini, nelerin gösterilmemesini istiyorsanız bunları belirleyip Export Configuration demeniz yeterli olur. Bunları da bu şekilde yönetme imkanına sahip olursunuz. Şimdi sistemimize bakıyoruz. Buradan Drag Component'ten parçamızı seçiyoruz. Burada bir mekanizması olan bir alt montajımız var. Bunun mekanizmalarıyla birlikte aynalanmasını sağlamak istiyoruz. Ne yapıyoruz? Mirror Component aracımıza geliyoruz. Buradan ne aynalanacak? Şuradaki Engine ASM. Nereye göre? Şuradaki yüzeye göre aynalanacak. Burada geometri ve placement dependency'yi kaldırmanız yeterli. Bakın aynalama işlemi yapıldı. Burada mantık tamamen değiştirildi. Unsurlarla birlikte işlemi gerçekleştirebiliyor. Önceden fixliyordu. Artık aynalama işlemini yaptıktan sonra da gördüğünüz gibi mekanizmalara bir sıkıntı oluşturmadan işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Burada Advanced altında da bu yönetimler yapılabiliyor. Yani şunlar aynalansın, bunlar aynalanmasın, reuse'ları falan yönetebilirsiniz. Burada yine Component altında Component Operation'dan Boolean Operation'a geliyorsunuz. Mesela burada Merge Cut gibi seçenekler var. Merge edeceğim diyorsunuz. Ne edilecek? Mesela şuraya şuradaki parça Merge edilsin istedik. OK dediğinizde artık bunun içerisinde baktığınızda bu buraya merge edilmiş oluyor. Çok gelen yeniliklerden bir başkasıyla devam edeceğiz. Burada farklı parçalarımız var. Bunu seçtikten sonra diyorum ki sadece bunu göster. Geri de alabilirsiniz. Veya kontrol ile ikisini seçiyorum. Bu ikisini göster, diğerlerini gösterme. View altından statüsümüze geliyoruz. Reset status diyoruz. Veya gelip şöyle seçim de yapabiliyoruz. Şunları seçtim. Sağ tuştan bunları tamamıyla gizli, diğerleri kalsın gibi işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Importla ilgili gelen bir yeniliğimiz var demiştik. Import'a geldiğimizde AP242 formatında kaydedersek dedik. Bilgileri daha iyi detaylı alabiliyoruz. Notlar, geometrik toleranslar, ölçüler. Şuradan ola geliyoruz. Tümünü göster diyoruz. Bakın Combine'a kliklediğinizde diğer tasarım programında yapılmış geometrik toleranslar, referans düzlemler, ölçüler, notlar hepsi karşınıza geliyor. Ayrıyetten de Tools altından parametrelere baktığınızda daha önceden oluşturulmuş parametreleri de tekrar alıp çalışmak mümkün. Baktığımız zaman sunumumuzun sonuna doğru geldiğimizi görüyoruz. Burada da Augmented Reality'den bahsedeceğim. Burada bir örnek açalım. İstediğiniz herhangi bir modelinizi alabilirsiniz. Örneğin şu
Tools altına geliyorsunuz. Şu şekilde bir zemin yerleştiriyorsunuz. Buradan ölçeğini ayarlayabilirsiniz. İşleminiz bittikten sonra Publish Model diyorsunuz. Kullanıcı adınız. Ve şifrenizde bunu kendi cloud'unuza yerleştiriyorsunuz. Buraya isim verebilirsiniz, görüntü kalitesini ayarlayabilirsiniz. Target şununla eşleştir diyorsunuz. OK dedikten sonra bunu publish ediyor. Successful dedi. Artık bu eşleşmiş oldu. Bunu da paylaşmak istediğiniz zaman size bir link olarak sunuyor. O linki paylaştığınızda copy link diyorsunuz veya email olarak at diyorsunuz. Direkt paylaşabiliyorsunuz. O linki verdiğiniz kişinin telefonu veya tabletinde, bakın burada linkler ve uygulamayla ilgili de detaylar var. Şu kullanmanız gereken link, bu da uygulamalar ve ekranda görebiliyorsunuz, büyütebiliyorsunuz, küçültebiliyorsunuz, döndürebiliyorsunuz. Bu da augmented reality olarak geçiyor. Kullanması da oldukça basit. Her kullanıcı için de kullanılabilir bir yapısı bulunuyor. Sunumumuzun sonuna geldik. Şimdi sorular kısmına geçeceğim.